Valla şimdi ben tabii Kemal Bey'in bu açıklamasında bence önemli olan bir çerçeve var. Aslında tam bir çerçeve de çizmiyor ama bir norm ortaya koyuyor. Diyor ki benim partimin de neden olduğu derin yaralar vardır diyor ilk yayınladığı videoda. Bu demektir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde dokunduğu, yaraladığı tüm kesimlerle bir helalleşme içerisine girecek. Zaten biraz da bence o videodan sonra grup toplantısında bunu ortaya karışık gibi her şeyi içine katarak bir helalleşme listesi çıkarmasının nedeni de oydu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kesim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü olan kanallarda, gazetecilerde, gazet yazarlarda dediler ki ne yapıyorsun sen? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini mi yargılıyorsun? Atatürk dönemi icraatlarında mı, dam mı söz ediyor? Bunu dediler, evet. Dediler, yazdılar, Şeyde, itiraz yani ettiler. Bir de ulusalcılar da buna çok itiraz ettiler. Yani zaten asıl onların sorunu sen geldin. Çünkü bir de Cumhuriyetin Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değişim diye bir video grubu hatırlarsanız kısa bir belgesel yapmıştı. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok tepkiye neden olmuştu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişiyle hesaplaştı tezi işleniyordu orada. Zaten Kılıçdaroğlu da ben partide bu değişim için mücadele verdim derken onu kastediyor. Bir kısmı dedi ki sen ne yapıyorsun? Atatürk dönemi, İnönü dönemi icraatlarından dolayı mı bir hesaplaşma ve helalleşme içerisine gireceksin? Onların inancına göre o devrim dönemiydi yapılması gerekiyordu. Bunu gündeme getirdi. Bir kısmı da şunu söyledi. Ya biz hesap soracaktık, hani iktidardan hesap soracaktık. Ama ne oluyor? Sen helalleşiyorsun, böylece biz hesap soramayacağız. Doğru, bunu diyenler de var. Oldu, çünkü Murat Bey'in biraz önce dediği hukuk işleyecek böyle mi? Kemal evet. Bey zaten grup toplantısına sitem ederek ya helalleşme yarası olanlarla helalleşilir. Ama hesap sorma suç işleyenlerde olur. Biz zaten suç işleyenlerden hesap soracağız diye orada bir sitemkar bir şekilde bir izahat getirme tamam. durumu sen oldu. Sen hesap sormayacaksın da helalleşecek misin diyenlere öyle cevap ver. Öyle cevap verdi. E, sen partinin tarihiyle mi hesaplaşıyorsun diyenlere de bir liste çıkart. Sizin çıkardı. tabirinizle ortaya karışık bir listeyi ortaya koyarak onlara da bir cevap verdi. Onlara da bir cevap verdi. Onları da ikna etmeye çalıştı. Tabii ben. Yani helalleşme girişimleri her zaman saygındır, saygı değerdir, erdemli bir harekettir. Yapılması da gerekir, ama samimi bir özelleştiri, bir yüzleşme, bir hesaplaşma olması lazım. Yani ben size helalleşeceğim, ama yine buradan hakaretlere devam edeceğim. Bu samimiyeti ortadan kaldırır. Hakaret, Cumhurbaşkanı hakaret ediyor. Şöyle devam edeceğim onu çünkü açacağım. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun ilk videosunu seyrettiğimde ya Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Altını nasıl dolduracak diye bekledim. Altını gerçekten samimi bir şekilde bundan sonra da doldurabilirse Türkiye için büyük bir hizmet yapmış olur. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Hiçbirimizin ön yargısı yoktur. Erdoğan pandemiden sonra o 17 günlük kapanmadan sonra 14 Mayıs 2020 2021'de bu yıl içerisinde dedi ki ya bu kapanmadan dolayı zarar gören esnafımız, çalışanlarımız varsa helal haklarını helal etsinler. Helallik istiyorum. Kemal Bey ateş püskürdü. Ne helalliği dedi? Sen dedi insanları avutuyorsun, duygularını sömürüyorsun. Sen dedi bu çabaların beyhude bir çaba dedi. Ya o da sadece bir ekonomik sıkıntıdan dolayı. Yani helalleşme konusunda böyle tavırlı bir insan Cumhurbaşkanı ama kendisi önemli bir helalleşme ortaya attı. Ne zaman attı? Dedi ki 13 13 Kasım günü bu videoyu yayınladı. 14 Kasım günü de Ankara'da çok cani bir şekilde katledilen Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet diliyor buradan. Ailesine taziye ziyaretine gitti. Çok da iyi yaptı. Taziye ziyaretinden sonra çıktı şehit ve gazi aileleri kendisini kapıda karşıladılar. Birileri dedi ki onlar provokatörler. Onlara haksızlık etmemek lazım. Onlar bedel ödemiş insanlar bu ülke için. En yakınını toprağa vermiş ya da kendisi gazi olmuş insanlar. Orada bir samimiyet testi olması açısından söylüyor. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na, Lütfü Türkan şehit ailelerine küfretti. Sayın Genel Başkan niye tepki göstermedi? Diyor ki tepki gösterdik biz. Gereken her şeyi yaptık. Döndüm baktım. Kemal Bey'in o günden bugüne tek bir sözü yoktur. Faik Öztürak bir açıklama yapmış. Faik Öztürak da iktidarın provokasyonu diyor. Ya kardeşim ortadaki fiil için bir şey söyle de. Yani şimdi samimi olan insan der ki kardeşim biz bunlar bu konuda eksik kaldıysak hemen burada tepki gösteriyorum. Ama biz tepki gösterdik diyor doğruyu söyledi. İkincisi diyor ki siz 15 Temmuz gecesi sokağa çıkanların yargılanması için Anayasa Mahkemesi'ne gittiniz, başvuruda bulundunuz diyor. Yok öyle bir şeydi. Biz sizin hukukunuzu koruyoruz. Sizin adınıza kurulan vakıflara para, toplanan paraların üstüne çökülmesin diye uğraşıyoruz. Yok öyle bir şey. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne 15 Temmuz gecesi ve devam eden olaylarda e, kilerin yargılanmaması için yayınlanan kanun hükmündeki kararnamenin iptal için başvuru var. Yani helalleşeceksek önce samimi olacağız. Doğru yerden başlayacağız. Ben bunu şöyle görüyorum. İşin doğrusu bir grup Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor. Diyor ki sen Cumhurbaşkanı olabilmen için muhafazakarların da oyun alman lazım. Kürtlerin de oyun alman lazım onun için bir helalleşme sürecini başlat. Kemal Bey de böyle bir adım atıyor. Ama ilk adım attığında Cumhuriyet Halk Partisinin bir tarihi var ve orada Atatürk ve İnönü'nün duvarına çarpınca tuttu. Yani birinci metindeki açıklamayla ikinci metin arasında dağlar kadar fark var. Ben uzatmadan madde madde okumak istiyorum. Şu gözlüğümü de çıkarayım. Diyor ki 28 Şubat'ın açtığı... genelde okurken gözlüğümü takarım, sen gözlüğümü bu uzak, bir evet. de yakın var. Böyle olunca okurken, yazarken onu takıyorum. <laughs> 28 Şubat'ın açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Doğru, güzel bir adım. Güzel abi, ne var burada? Burada hiç itiraz edilecek bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok kötü sınav verdi. Başörtüsüyle ilgili çıkarılan her düzenleme Anadolu Mahkemesi'ne götürdü. Birinin altında da Kemal Bey'in grup başkan vekili olarak imzası var. Nur Serter'i ikna odalarının mucidini milletvekili yaptı ve millete ters düştü. Doğru. Roboski ile helalleşeceğiz diyor. Ama Roboski CHP ile CHP döneminde değil. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz diyor. Yerinde helalleşmeler lazım. Çünkü CHP mi Sivas, galiba? Çorum ve Kahramanmaraş katliamı CHP ve yine 20, 20, 20 e, Sivas 3 Temmuz İstihar Sivas'ta da olarak. CHP DYP Sivas. koalisyon orta doğru yerinde. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz diyor. 12 Eylül. 12 Eylül darbesi Alakası bir yok. zulmü var. Alakası yoktur. CHP de 12 Eylül'ün zulmüne maruz kalmış mı? Tabii orada sıkıntıcı. Parti kapatıldı 12 Eylül'de. Romanlarla helalleşeceğiz diyor. Helalleşilebilir. Romanlarla helalleşmeyecek tek bir tane vatan evladı bulamazsın Hiçbir Kesinlikle. Varlık vergileri altında inim milim inleyenlerle doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde çıkardığı utanç vesilesi olan bir düzenleme. Ama 6-7 Eylül olayları diyor. O Demokrat Parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgilisi yok. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve ailelerimiz, bunu kimi FETÖ'cü <laughs> askerler 15 Temmuz'da anladı, kimi de e, kumpas davaları kumpas ben, ben olarak anladım. anladım. Hiçbir, Hiçbir öbürü, yere çekmenin anlamı yoktu. Yani öbürünü anlamamız çok gerekli bir bakış olur. E, darbecilerin sağdan soldan aslı dedi. Kenan Evren zulmü. Yani Kenan Evren zulmüyle helalleşme konusu Kenan Evren helalleşsin. Mısra Öz, evet Çorlu tren kazası. Yine Cumhuriyet Halk Partisi ilgili değil ama çok büyük bir acı. çok AK büyük Parti bir... hesaplaması. sadece Ahmet Kaya, yine Ahmet Kaya CHP ile ilgili değil. Ama Ama eğer... diyor ki arkadaşlar yani genelde diyorlar kendisiyle ilgili olmayan hususları da dile getirerek bir genel e, toplumsal uzlaşma, bir mağduriyetlerle, e, kucaklaşma, mağdurlarla kucaklaşma ve mağduriyetlerin yaralarını sarma e, zaten başladı. Toplumun değişik kesimleriyle görüşüyor. Bu süreci bu şekilde sürdürecek. Böyle Tabii adlı, öyle yani, diyenler ben yani, kadar adlı, etkili adlı, olamadık tabii, bu konularda. Bir tabii, tek, tabii. tek. Yani Tek bizim bir daha etkili olmamız Tek bir lazımdı diyor Cumhuriyet Halk aslında Partisi Kenan olarak. kendi Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylerken Sayın Selvi'nin saydığı... Bir de tabii bir, bir başka bütün, boyut daha var. Bir, bütün meseleyi bir sayarken şunu mi? söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir devlet partisidir. Bir Öyle devlet değil. partisidir. Eleştirisini aslında kabul edip cevap vermiş oluyor. yani ev devletin o saydığı Al, öyle bir şey. Saydığı şeyler yani şirak, bütün cumhuriyet tarihini kapsıyor. Bütün cumhuriyet tarihini 1950'den kapsıyor. 1950'den sonra CHP iktidar kaç ne kadar süre oldu? Tek başına hiç oldu. kaleme dikkat bir cümle, yapmayın. Bir cümle söyleyeyim. <laughs> <YTB 'ye gülüyor> zarar Diyor verir, ki şey vermez. benim partimin de neden olduğu derin yaralar vardır diyor. O önceki Bunu söyledi, cümle? ilk söyledi videoda bir şey de çizmiyor. Yani şu vardır bu vardır da çok genel olarak diyor. Ama Mesela, bir dakika sevgili Abdülkadir tam bu noktada bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii. Kusura bakmazsan Rica ederim. böldüğüm için. İstifade eder. Şöyle e, orada aynı senin söylediğin gibi benim partimin de yani ayrı yazılan de e, o konuşmada ilk videosunda Kılıçdaroğlu Sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Biz dahil geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Neden bu devleti her gelen iktidar sürekli yıpratıyor? Bunun önemli bir nedeni var. Ülkemiz yaralı insanlar ülkesi. Şimdi yani ne sadece kendi döneminden, CHP döneminden veya CHP'nin içinde yer aldığı iktidar dönemlerinden, ne sadece AK Parti döneminden. Demin de Ahmet Ağaoğlu'nun söylediği gibi yani hani sen şimdi liste yapıyorsun ya o dönemle CHP'nin ne ilgisi var, ne ilgisi var? Kılıçdaroğlu sadece CHP ile ilgili bir şey söylemiyor. Yani Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin tümünde bütün iktidarları kapsayan bir şekilde bugüne kadar yaralanmış bütün kesimlerle bir helalleşme çağrısından bahsediyor. Bunda da kendini bunu yapacak, devleti yönetecek kişi pozisyonunda görerek bu iddiayla tabii. söylüyor. Şimdi bunu, ben bunu katkıda tabii istiyorum. bunu çok teşekkür ederim Murat. Bunu söylediğinden bir gün sonra gittiğinde şehit ailelerin sorusuna Lütfi Türkken şehit ailesine sinkaflı olarak küfür ederken niye tepki göstermediniz dediğinde dürüst ve samimi bir cevap verseydi inandırıcı olurdu. Ama o genel... İkincisi 15 Temmuz'da sokağa çıkanların yargılanması için Anayasa Mahkemesi'ne neden müracaat ettiğiniz dediğinde izah etseydi, öz yapsaydı samimi olurdu. Yani bu helalleşme böyle bayramlık bir giysi değil. Seçime giderken söylenecek seçimden sonra unutulacak bir şey değil. Hatırlarsanız yerel siyatte Murat. E, şöyle bir cümle de var. Helalleşelim. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Ha, o da çok önemli. O parti içi değil mi? Parti ile ilgili değil mi o? tabii ki parti içi. Onu Abdülkadir de çok iyi bilecek. E, Kemal Bey'le yaptığımız sohbetlerde de yaptığımız röportajlarda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dönemi hatırlayın. O dönemden bugüne kadar birkaç defa ben şöyle mealen söylüyorum, şöyle cümleler kurduğunu hatırlıyorum. Yani kendi yönetim tarzına, kendi anlayışına uygun CHP yönetimini ve kadrolarını oluşturmakla parti içi mesaiyle çok uğraştım. Bunu... Hallettikten sonra ancak hani çünkü diyor, deniliyordu ya CHP iyi muhalefet yapamıyor İşte Türkiye'nin bir muhalefet sorunu var vesaire gündem belirleyemiyor gerçi son dönemde belirliyor artık gördüğünüz gibi sürekli CHP'nin belirlediği öyle ya da böyle gündemi veya muhalefetin belirlediği gündemleri daha çok konuşuyoruz. Kendi parti içindeki mesaisini bitirdi dışa dönme vakti diyor ya şimdi aslında bir kez daha bunun altını çiziyor yani tırnak içinde söyleyeyim bunu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini inşa ettiğini, artık inşa ettiğini ve şimdi o anlayışla ülkeyi yönetmeye talip olduğu mesajını veriyor ben öyle görüyorum. Şimdi Kemal Bey yerel seçimlere giderken özellikle muhafazakar kesimde bunlar belediyeleri kazandıklarında işçileri atacaklar diye bir endişe vardı. Onu gidermek için namus sözü veriyorum. İşini yapanlar atılmayacak dedi. Ben baktım İstanbul Belediyesi'nden 13 bin kişi atılmış. Yani bir samimiyet testine gerçekten ihtiyacımız var. Mesela Kemal Bey'in bir Tuncelili olarak ve ailesi Dersim isyanında eşi Selvi Hanım'ın sözü mağdur olmuş birisi olarak bu helalleşmede çünkü demişti ki benim partimin de açtığı derin yaralar vardı demişti. Bir Dersim'le helalleşmesi gerekirdi. Tek parti döneminin uygulamalarıyla helalleşmesi gerekirdi. 27 Mayıs'ta Menderes'in idamıyla, yassı destekledikleri darbelerle helalleşmesi gerekirdi. 15 Temmuz'u kontrollü darbe ve tiyatro dediği için 15 Temmuz'la helalleşmesi lazımdı. Elbette ki Soma önemli, elbette ki Çorlu'daki tren kazası önemli ama bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kılıçdaroğlu'nun kişisel tarihinin birer parçası olduğu için bence seçime yönelik olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak topluma mavi boncuk dağıtmak yerine samimi bir özelleştiri ve samimi bir e, helalleşme içerisine girseydi ben de alkışlardım. Bundan sonra girerse de alkışlarım çünkü helalleşme gerçekten de erdemli bir harekettir. A Yeter ki samimi